Bültenimizin başında aktarmıştık. Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında karar biraz sonra açıklanacak. Açıklanmak üzere diyebiliriz. Mahkeme karar için toplandı. Gazeteci Ferhat Ünlü ile konuşacağız şimdi. Merhabalar Ferhat Ünlü. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi en büyük dava, ilk sonuçlanan darbe davası. Biraz özelliğinden bahsedelim önce bu davanı dilerseniz. Dediğiniz gibi ilk sonuçlanma aşamasına gelmiş, artık kararın açıklanacağı bir en büyük darbe davası diyebiliriz. Neden önemli? Bu arada şunu da söyleyeyim. Bundan iki gün önce hatırladığım kadarıyla Telekom'la ilgili davada sonuçlanmıştı. Ama büyük davaları göz önüne alırsak, yani nedir büyük davalar? İşte Sayın Cumhurbaşkanı suikast davası, Akıncılar üssü davası, sivil imamlar vesaire, Genelkurmay karargah, ana karargah davası, çatı dava, yani darbenin çatı davası. Zaten birinci köprü iddianamesi, şehitler köprüsü iddianamesi tamamlandı. O da yeni başlayacak davalardan biri. Yani çok fazla şehit verdiğimiz olayların yanı sıra operasyonun diyelim, bu hain operasyonun 15 Temmuz'un hafızalarımızda hala canlı, hep de canlı kalacak. Bu büyük operasyonun en önemli ayağı diyebiliriz. Çünkü çok kritik, hafızalarımızda canlanacak dediğiniz için izleyicilerimiz Cumhurbaşkanı'nın meydanlara inin çağrısını ilk o otelde, yani onu öldürmek üzere suikast için gittikleri o otelde yapmıştı. Darbeciler gelmeden Erdoğan ve ailesi otelden, yani görüntülerle hafızalarımızda çok canlı tutulan da bir dava. Dolayısıyla evet, en somut, en ete kemiğe bürünmüş dava da diyebilir miyim? Doğru, kesinlikle öyle. Zaten yani mahkeme kararını açıklayacak. O görüntülerin çok belirgin, yani bütün dava sürecinde en önemli delillerinden biri olduğunu biliyoruz. Her şey çok sabit. Gökhan Sönmez Ateş liderliğinde bir ekip, 30 küsür kişi Cumhurbaşkanı'nı öldürmek üzere. Suikast davasında karar, hemen bölüyorum, evet, ama eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti. Tek beraat olabilir diye düşünüyorum. Son, yani kararın sonuçlarına bakacağız ama biliyorsunuz müebbetle yargılanıyor bütün sanıklar. Bunun, bu suçun, Cumhurbaşkanı'na suikast suçunun, suikast girişimi suçunun TCK'daki karşılığı belli. 42 artı 1, yani toplam 43 sanığın tutuklu olarak yargılandığı 47 sanıklı bir dava. Yani sanıklar savunmalarını yaptılar her zamanki FETÖ taktiğiyle. Bilhassa Gökhan Sönmez Ateş, çok fazla gezdirme dediğimiz, böyle kamuoyunu, davayı yakından izleyenleri bir biçimde gerçeği perdeleyen, gerçeğin peşinden dolaştıran bir tarzla ifade verdi. Gökhan Sönmez Ateş'in en başta en sağlam darbe işte suçlusu olarak diyelim, darbe sanığı olarak ifade veren biri olmasına rağmen bunu yaptı. Sonradan bir tavır değiştirdi. Fakat yani Adil Öksüz'le toplantıları sabit. 15 Aralık 2015'ten beri Adil Öksüz'ün Ankara seyahatlerinde sık sık Ankara'da toplantı yaptığı generallerden biri. FETÖ'nün, örgütün çok yakın, bir biçimde ortodoks FETÖ'cü diyeceğimiz, yani çekirdekten gelen FETÖ'cü kadro dışında bu özel operasyonu, bu hain operasyonu çok gizli tutmayı başardıkları bir biçimde 15 Temmuz'a kadar operasyonu, ancak kendi içlerinde hakikaten bulunmuş insanlarla yapacağını düşünürsek, Gökhan Sönmez Ateş ben darbeye bulaştım ama darbeci değilim dedi. Kahramanlığa soyunurcasına çok hakikaten kafa karıştıran ifadeler verdi ama bu işin başındaydı. Zekeriya Kuzu yine. Gökhan Sönmez Ateş'ten uzaklaşmadan bir de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da başına getirileceği, eğer başarılı olsaydı, değil mi? Bir de böyle, evet, bir bilgi var elimizde. Evet, yani o da dediğiniz gibi somutlaşmış bilgilerden birisiydi. Darbeden sonra, 15 Temmuz'dan sonra. FETÖ'nün her zaman bir planı olmuştur. Yani 7 Şubat 2012 sürecinden önce kafalarındaki MİT Müsteşarı adayı Ramazan Akyürek'ti. Sonra Ramazan Akyürek biliyorsunuz cezaevinde. O süreç için öyle bir aday belirlemişlerdi. Darbe sonrası için başka bir aday belirlemişler. Semih Terzi'den doğrudan Cumhurbaşkanı'nı öldürme talimatı alan bir isim olduğu için Gökhan Sönmez Ateş özel hattan görüşüyorlardı. Semih Terzi, şehidimiz Ömer Halis Demir tarafından vurulmasaydı o da bu davanın baş sanıklarından belki baş sanığı olacaktı. Tıpkı diğer üst kadro gibi. Yani hakikaten mistik şeylerin
diyebileceğimiz çok yani bir takım ilahi tesadüflerle aslında bu suikast girişiminin başarıya ulaşmadığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı öldürülseydi bugün başka bir Türkiye'de olabilirdik o tarih için. Bu başarıya ulaşmadığı için dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla millet sokağa çıktı ve darbeyi bertaraf etti bir biçimde. O yüzden önemli davalardan biri ve sanıkların hakikaten biliyorsunuz bir kısmı firariydi, ormana kaçtılar, Zekeriya Kuzu gibi iyi bir örnek var. Orada tabii Gökhan Sönmez Ateş enteresan bir şey söylemişti. Perdeleme derken onu kastediyorum veya gezdirme. Zekeriya Kuzu demişti ki biz sizi öldü biliyorduk. Gökhan Sönmez Ateş de buradan şunu çıkardı yine kamuoyunu yanıltmak için. Aslında ben de öldürülecektim, ben bu işin kurbanıyım. Semih Terzi de zaten öldürüldü gibi sanki FETÖ'cüler bunu yapmışçasına bir karanlık, hakikaten bizim bildiğimiz realiteye, gerçekliğe ters. Ömer Halis Demir'in vurduğu, şehidimizin vurduğu Semih Terzi ile ilgili böyle bir manipülasyon da yaptı. Bunlar bu konularda ustalar ama şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan davalar başlarken suçun belli olduğu, bir biçimde görüntü kayıtlarıyla sabit olduğu, ifadelerle belirgin olduğu, müşahhas suçlarda, jürümlerde, 15 Temmuz jürümlerinde, suçlarında karar aşamasının çabuk gelmesini umduğunu söylemişti. Kamuoyunun da böyle bir beklentisi vardı ve zaten kamuoyu vicdanında özellikle Akıncılar Üssü davası, Genelkurmay Çatı davası, Boğaziçi Köprüsü'nde, yani Şehitler Köprüsü'nde yaşanan şehitlerimizin en çok olduğu yerlerden biri. Keza Saraçhane, bütün bunlar hep kamuoyunun zihninde mahkum olmuş, kamuoyunun vicdanında mahkum olmuş olaylar. O yüzden mahkeme kararı bakalım kamuoyu vicdanı tatmin edecek şimdi mi diyelim. 22 kez, 22 sanığa 4'er kez müebbet hapis cezası verildi. 7 ay sürdü bu dava. Belki de işte ilk sonuçlanan darbe davası ama sonrası daha çabuk gelir. Çünkü az önce yaptığınız hatırlatmadan hareketle, yani bir an evvel kamuoyu vicdanında tatmin edilmesi, o soru işaretlerinin karşılık bulması için hızlandırılması. Belki bu o anlamda da bir etki eder değil mi? Evet. 7 ay süren bu dava. Şimdi bundan sonra süreç daha da hızlanabilir mi diğer davalar için? Hızlanabilir canım. Çünkü yani 15 Temmuz'da şöyle bir çok acı bir olay yaşadık. Travmatik bir olaydı. Başta da konuştuğumuz gibi hala hafızalarımızda. Bu olayda FETÖ'nün şu yönüne ilk kez tanıklık ettik. Hem millete doğrudan kurşun sıkması vesaire. Ama ilk kez bu kadar iyot gibi diyelim, deyim yerindeyse, suçlarıyla gün yüzüne çıktılar. Suçüstü yakalandılar. Görüntü kayıtlarıyla sabit bütün bu davaların, bahsettiğimiz bütün bu davaların hepsinde tanık ifadeleri, görüntüler, başka deliller, subuta ermiş diyebileceğimiz deliller orta yerde. Bunlar bu kadar belirginken FETÖ'nün 15 Temmuz'da hangi suçları işlediği, nerede kimin nereyi nasıl bombaladığı, işte Akıncılar Üssü davasında var. Telsiz kayıtlarıyla kimin nasıl talimat verdiği, hangi pilotun nereyi bombaladığına kadar, bütün ayrıntılara kadar bunu bile yalanlıyorlar biliyorsunuz. Her şeyi son dönemde, özellikle son 5 aydır sistematik biçimde imam talimatıyla yalanlama sürecindeler ama anladığım kadarıyla adil de bir yargılama olduğunu söyleyelim. Sanıklardan biri ben gayri adil yargılandığımızı düşünüyorum falan demiş klasik taktikleriyle. Daha ne olsun, her şey açıkken çok kamuoyunun göz önünde bir yargılama yaşandı. Basın izledi, dünya basını dahil. Yani biz konuştukça bu arada sanık sayısı da arttı. Yani 22 sanıkta az önce 31 sanığa 4'er kez müebbet hapis cezası. Bir beraat varsa onu sorayım. Şimdi sonuç olarak bir beraat mı bekleniyor? Nedir sizin yani size gelen bilgilerinizde? Yani bir beraat zaten açıklandı. Evet, bir beraatın dışında 43 tutuklu sanık, 42 sanık herhalde işte 31'i en son 4'er kez müebbet ağır hapis cezası almışken diğerlerine de müebbet verileceği düşüncesindeyim. Bu 31 kişi arasında Gökhan Sönmez Ateş, Zekeriya Kuzu gibi isimlerin olduğunu varsayabiliriz. Çünkü bu işin sembol isimleri. Şimdi Zekeriya Kuzu, Gökhan Sönmez Ateş sembol isimler diyoruz. Bu suikast timi nasıl oluşturulmuş, buna dair neler söyleyebiliriz? Orada da enteresan bir şey var. Yine FETÖ'nün klasik bütün askeri hiyerarşi kurallarını bir kenara bırakırcasına, kendi hiyerarşisine, kendi operasyonel planına uygun bir karmak ekip, bir melez ekip, mutant gibi bir şey oluşturmuş. MAK'tan ayrı bir tim, ayrı bir birim. SAT'çılardan ayrı bir grup oluşmuş ve hepsinin, hatırlayalım, bir konuşmaları var. 20 küsür kişiydi hatırladığım kadarıyla. Orada helikopterle inenler hemen operasyon planı için, yani
Sayın Cumhurbaşkanı'nı almak üzere çatışmaya girmeden önce, iki polisimizi şehit etmeden önceki o son işte talimat noktasında Gökhan Sönmez Ateş'le konuşurken herkes birbirine hizmetten misin yani FETÖ'den misin diye tanımıyorlar bakıyor. Tanımıyorlar birbirini. Birbirini tanımıyorlar. Zaten örgütün bu yönünü çok her zaman konuştuk. Hı hı. Yani bütün askeri hiyerarşi teamüllerine aykırı biçimde çok farklı birimlerden, hiç alakası olmayan, başka başka operasyonel görevleri olan birimlerde bulunan FETÖ'cülerden bir karma ekip oluşturmuş ve bunu bu operasyon için görevlendirmişler. Bunu şuna da yorabiliriz. Şunu çok netleştiremedik aslında. 15 Temmuz'un gölgede kalmış kısımlarından biridir. Karanlıkta kalmış diyemeyeceğim ama FETÖ bu darbe girişiminde bütün kadrosunu kullandı mı sorusunun cevabı hayır, kullanmadı. Bunu biliyoruz. Hı hı. Ama öte yandan bazı operasyonel noktalarda kadroya ihtiyaç duyduğunu da görüyoruz. Hı hı. Yani adam eksiği var, bunu nereye bağlayacağız, bunu nereye alacağız vesaire gibi. Hı hı. Bütün gücüyle topyekün herhalde kendilerine güveniyorlardı başaracağız diye. O yüzden bütün askeri kadronu, FETÖ'nün bütün askeri kadrosunu kullanılmadığını varsayabiliriz. Ki biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra sadece 15 Temmuz'a bulaşmış olanlar değil, başkaları da bir biçimde ordu ile ilişki kesilmişti, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen. Ama onun dışında bazı yerlerde, bunda da görüyoruz, demek ki kadroları çok yeterli olmamış. Değişik birimlerden isimleri bir araya getirmişler, birbirini tanımayan insanlar. Ve Cumhurbaşkanı'nı öldürmek üzere darbenin en temel hedefi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortadan kaldırılıp bir biçimde sonrasında Erdoğansız bir Türkiye'de kendilerince bir planları vardı. Dolayısıyla önemli bir dava, darbenin en önemli davalarından biri. O açıdan kamuoyunu umarım, kamuoyu vicdanını, zaten kamuoyu vicdanının bir biçimde kanaatini belirginleştirdiği bu davada hukukun kararı da herhalde kamuoyu vicdanını tatmin eder diye umuyorum. Evet, bu arada davanın bir numarası FETÖ lideri Gülen'in dosyası ayrıldı. Tefrik edilmiş, evet. Bu da ne anlama geliyor? Yani Gülen'in çok davası var biliyorsunuz Ece Hanım. 15 Temmuz'dan önceki FETÖ davalarının da baş şüphelisi. Bir kere firari. İade dosyası ayrı bir dosya. Amerika'ya defaatle bu konuda talepte bulunuldu, bulunuluyor. O açıdan bir başka şekilde ele alınması planlanmış. Orada da ayrı bir karar çıkacaktır tefrik şeyine göre, hı hı, ayrılma şeyine göre. Hı hı. Yani firari baş şüpheli, baş imam diyelim olduğu için, hı hı, Fethullah Gülen'le ilgili dosyanın ayrılmış olduğunu varsayabiliriz. Şimdi Muğla'ya hemen dönelim. Davayı takip eden arkadaşımız Gülçin Ayça'ya dönelim. İçeride neler yaşandı? Son dakika bilgileriyle birlikte Gülçin Ayça, seni dinleyelim. Evet, hala karar okunmaya devam ediyor. Mahkeme başkanı da 30 sayfalık bir kararın olduğunu söyledi. Bu yüzden de ayakta değil, aslında oturarak dinleme devam ediliyor. Bu karar okulurken mahkeme başkanı Emirhan Başdoğu aslında ilk etapta Fethullah Gülen, firari olan ve terör örgütünün elebaşı olduğu da bir numaralı sanık olarak da bu davada yer alan Fethullah Gülen ve aynı zamanda firari Burkay Karatepe ve Özcan Karaçam'ın da dosyalarının bu davadan ayrıldığını söyledi ve sonra da aslında beklendiği gibi müebbet hapis cezası ile ilgili sanıkların isimlerini saydıktan sonra karşılarına da suçlamaları belirterek devam etti. Şu an itibariyle davadan biraz önce çıktığım ve son dakikaya göre de 31 kez ağırlaştırılmış, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı 31 sanık ve hala da elbette karar açıklanmaya devam ediyor. Aslında adım adım da bu sanıklar hakkındaki suçlamalar okunuyor ama şunu belirtelim, önemli olan suçlardan birisi Cumhurbaşkanı'nı suikast, işte bu suçlamalar arasında birinci sırada o yer alıyor. Anayasayı ihlal ve yine yasama organına karşı suç işlemekte bulunuyor ve hatırlatalım, iki polis de bu saldırıda şehit düşmüştü 15 Temmuz darbe gecesi Marmaris'te. İşte onunla ilgili de kasten adam öldürme suçlamalarıyla da hakim karşısına çıkmışlardı. Toplamda 17 ayrı suç var ama müebbet hapis cezalarını işte biraz önce saydığım bu suçlamalarla ilgili alıyorlar ve şu an itibariyle de mahkeme başkanı kararı
okumaya devam ediyor. Sanıklar sabah saatlerinde saat 9.30'a başlayan duruşmaya geniş güvenlik önlemleri altında getirilmişti. Hatırlanacağı gibi daha önceki duruşmalarda jandarma eşliğinde buraya gelmişlerdi. Kimi zaman da yürütülerek getirilmişti. O sınavlarda da gerginlikler yaşanmıştı. Karar bittikten sonra, yani açıklanması bittikten sonra yine sanıkların yürüyerek buradan cezaevine gitmesi planlanıyor. Şu an itibariyle içeriden yeni çıktığım için, duruşma salonundan içeriden yeni çıktığım için 31 sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini söyleyebiliriz. 15 Temmuz darbe girişimi geçilse hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele gelen suikastimi son kez aslında hakim karşısındaydı. Saat 14'te başlayan karar duruşması saat 14.20'de kararın açıklanmasıyla da devam ediyor diyelim. Biz ayrıntıları Muğla'dan aktarmayı sürdüreceğiz. Gülçin Ayça, sorum olacak bir iki tane. Onun için başlayayım hemen. Gökhan Sönmez Ateş, bu suikastiminin başındaki isim. Az önce aktardığın kadarıyla son sözü söylemeyi reddediyorum demişti. Şimdi bu suçlar üzerine okunduğu andan itibaren tepkileri ne oldu? Salonun içindeki sanıkların tepkileri ne oldu cezaları üzerine okunduğu anda? Aslında karar öncesinde de, yani olası kararla ilgili bu açıklaması zaten kararın ne olacağı noktasında bir duyum, ona bununla ilgili bir bilgi sahibi olduğunu gösterir nitelikteydi. Siz gerçeklerin peşine düşmediniz mahkeme heyeti olarak dedi. Bu yüzden de açıklanacak kararı da sonuçta reddediyorum aslında ifadesi vardı bunun satır altında, bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve tüm tutuklu sanıklar, salonda bulunan sanıklar ayağa kalkmadılar. Elbette bize arkaları dönük ama bunu bekleyen bir ifadeleri vardı son sözlerini verdikleri zaman. Zira aslında çoğunluğu da adil yargılamanın yapılmadığı noktasında bir beklentileri vardı ki Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı da bu duruşmada o da çatı davasında ben son sözü söyleyeceğim dedi. Son sözünü de açıklamadı. Kimi zaman da aslında esasa ilişkin savunmaları yaparcasına son sözleri uzadı. Şimdi mahkeme heyetini aslında içeride sessizce hala dinlemekteler. Elbette tam karar açıklandıktan sonra kim ne kadar müebbet aldı, nasıl cezaevinde yatacak, bu daha da şekillenecek. Şu an için içerideki tüm sanıklar, yani davanın iki numaralı sanığı Gökhan Şahin Sönmez Ateş ile birlikte tüm sanıklar gergin ve elbette sessiz bir bekleyiş içerisindeler. Peki sanıklar gergin, sessiz bekleyiş içerisindeler ama davayı sulandırmaya yönelik bir takım ifadelerini sen de aktarmıştın. Sabah saatlerindeki son ifadeleri de aynı şekilde öyleydi. Davanın seyri de öyleydi. Şimdi neler söyleyebilirsin? Hem oradaki havaya dair neler söyleyebilirsin? Hem onlara yönelik, yani sanıklara yönelik tepkiye dair neler söyleyebilirsin? Öncelikle şehit ailesi Nedip Cengiz Eker'in de bu duruşmayı takip ettiğini söyleyebiliriz. Zaten kararın öncesinde duruşma ara verdiği zaman da annesi hakkımı size helal etmiyorum, oğlumun kanı yerde kalmayacak dedi. Bu serzenişi, duruşma salonundaki bu isyanla tutuklu sanıkların da aslında zaman zaman son sözlerinde ifadeleri vardı. Vatan sağ olsun ama biz oğlunuzu öldürmedik diye şehit ailelerine de doğru döndüler, bu açıklamaları yaptılar. Elbette işte zaman zaman aslında mahkeme heyetinin de sabrını zorlayan bir şekilde hem son sözlerini uzatır hem de artık son sözleri olmasına rağmen delir tartışmasına giren ifadeleri vardı. Bu noktada mahkeme heyetini kimi zaman Süpermen olarak adlandırdılar. Kimi zaman aslında işte o sabrı zorlayan ifadelerde bulundular, suçladılar. Adil yargılanma yapmadınız dediler. Gerçeğin peşine düşmediniz dediler. Bu noktada işte bu ifadelere de mahkeme heyeti aslında suçlamaları reddederek zaman zaman da aslında sözlerini keserek ifade etti. Onlardan biri de Haydun Gülmez'di. Haydun Gülmez hakkında baylo kullandığı iddiası vardı. Bu noktada da deliller vardı. Ancak yine bir kez daha delil tartışmasına girdi. Mahkeme Başkanı Emirhan Başdoğ bu noktada 2,5 gün zaten esasa ilişkin savunma yaptınız. Artık bunlar son sözleriniz dedi. Lütfen artık sözlerinizi daha fazla uzatmayın dedi. Ancak devam edeceğini söyledi. Böyle olunca da mahkeme başkanı aslında son sözü kesilen sanıklardan biri Haydun Gülmez'i yaptı. Onun da son sözü
sözü böylece yarıda kesilmiş oldu. Bir diğer aslında tutuklu sanıklardan biri de Çiğli 2. Anajet Üssü Zekeriya İmam. Kendisi de yine mahkeme heyetinin sabrını zorlayan bir şekilde savunma yaptı. Aslında hikayesini daha önce baştan sona anlattığını söylemişti, hatırlanacağı gibi. Önceki ifadelerini bu mahkemede reddetmişti. Onu aktardı ve sonrasında da aslında bir fıkrayla son sözünü bitirdi. Bir Bayburt fıkrasıydı. Bayburt olalı böyle bir ceza görmedi şeklinde bir ifade kullandı ve son sözünü de bir fıkrayla bitirdi. Ama buna rağmen mahkeme heyeti 7. duruşmanın bugün artık yapıldığını ve karar davasının olduğunu hatırlatacak olursak gergin geçen bu duruşmaları aslında yine tansiyonu çok da fazla yükseltmeden devam ettirmeye çalıştı diyebiliriz. Peki Gülçin Ayça, kolay gelsin. Gülçin Ayça salondan ayrılırken 31 sanığa 4'er kez müebbet hapisti. Şimdi 34 oldu biz konuştuğumuz esnada. Teker teker hepsi açıklanıyor tabii. Şimdi... Bu arada evet. Evet. Bu arada bir sanığın da dosyası ayrılmış, firari olan Burkay Karatepe. Suikast timinde yer alan isimlerden biri firari olduğu için onun da dosyası tıpkı Fethullah Gülen gibi ayrılmış. O dosyada tefrik edilerek başka bir şekilde sonuçlandırılacak. Ferhat Ünlü, şimdi Gülçin Ayça aktarırken hani bir tanesi son sözü söylemeyi reddediyorum diyor, suikast timinin başındaki isim Gökhan Sönmez Işık, diğeri çatı davasında söyleyeceğim daha son sözü söylemedim. Şimdi bunlar hep taktik, hani hep konuşuyoruz ya, biraz bize anlatır mısınız yani bu hangi taktiğin ürünü bunlar, bir ortak söylem mi geliştiriyorlar, evet. Neye yönelik, kamuoyunun kafasını karıştırmaya mı yönelik, davanın seyrini bozmaya mı yönelik, nedir bu? Şöyle bir durum, 15 Temmuz'un hemen ertesinde Ece Üner bir psikolojik açıdan ciddi yıkılmışlardı. Yani büyük bir harekata kalkışıyorsunuz, hain bir harekat. Eğer başarısız olursanız tarih, kamuoyu, vicdanı, millet sizi çok fena biçimde. Yani tarih zaman içinde zaten kamuoyu vicdanında yargılanacaksınız ve mahkum edileceksiniz ama o anda başarılı olmuş olacaktınız en azından. Başarısızlığa uğrayınca çok ciddi bir demoralizasyon sürecine girdiler. Çok ciddi bir çöküntü yaşadılar aslında. Biz o çöküntü anından ne kadar faydalandık sorusunun cevabını ben bulmakta biraz zorlanıyorum. Sanki o konuda zaman içinde toparlanmalarına bir biçimde tabii ki yani yargı sürecini tamamladı, biz yayınlar yaptık vesaire ama bir örgüt olduğu için bu tür durumlarda kendince bir savunma pozisyonu belirleyen, bir savunma hattı kuran, o savunma hattına göre yeni stratejiler belirleyen bir örgüt olduğu için biraz çabuk toparlanıp böyle takriben biz bu dediğiniz konuyu 5-6 aydır konuşuyoruz. Yani tabii. Bütün davalarda işte Akıncılara ya orada da başka bir tiyatro oynayacağım diyor aslında Gökhan Sönmez Ateş. Akıncılarda da başka bir şey söyleyeceğim. Orada da şunu açıklayacağım, bunu açıklayacağım. Ya kardeşim diye sorası geliyor insanın. Her şey bu kadar açıkken, savcılık ifadelerinizde siz de itiraf etmişken sonra niye bu perdelemeyi yapıyorsunuz? Çünkü talimat bu yönde. Örgütün korunması bunlar için çok önemli. Hı hı. Hatırlayalım, Gökhan Şahin Sönmez Ateş ben darbeye iştirak ettim ama FETÖ ile alakam yok demişti. FETÖ ile uzaktan yakından iltisakım yok demişti. Bu da yine bir taktik. Ve sivil imamları hep... Talimat bu yönde diyorsunuz ya, burası çok kritik. Evet. Çünkü hani yeni bir darbe tehlikesi var mı Türkiye açısından? Hiç hep aylardır bunları konuşurken işte tamamının, örgüt üyelerinin tamamının kullanılmadığı, bir kısmının hazır bekletildiği, işte uyuyan hücre gibi davrandıkları belki de ve hala talimat aldıkları sıkı durun, savunmanızda işte açığa çıkarmayın, açık vermeyin, biz sizi oradan kurtaracağız gibi bir takım telkinler de aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla biraz onu da dinleyelim. Bu neyin parçası? Evet. Bu bir defa bu savunma hattında örgütle 15 Temmuz arasındaki bütün bağı koparıp kişiler yargılansa da işte dediği gibi burada baştan kararı verildiğini söylediği sanıkların bir şekilde karar netleşse de bunlar bunu kendilerinin ağzından onaylamak istemiyorlar. Bu davaların yani üst mahkemeye, oradan belki ahim süreçlerine kadar gidiş evresinde FETÖ'nün uluslararası camiada 15 Temmuz'un arkasındaki isim olduğunun ikrarını kesinlikle kabul etmiyorlar. Bunun dışında hareket ediyorlar. Ya buradaki temel hedef bir defa FETÖ ile 15 Temmuz arasındaki bağı kesmek. İkinci ana hedeflerden birisi şu:
sivil imamları korumak. Çünkü yabancı kamuoyunun en çok sivil imamlarla ilgilendiğini biliyorlar. Bilhassa Amerikalıların. Tabii onların kararı siyasi. Yani Fethullah Gülen'in iadesinden başlayarak bütün imamlarla ilgili verecekleri karar siyasidir. Ama öte yandan örgütü örgüt yapan, örgütü bizim bugüne kadar tanıdığımız bütün örgütlerden ayrı kılan yönü sivil imamlar. Yani düşünün ki bir sivil imam Adil Öksüz, Kemal Batmaz talimat veriyor. Biz bunu nerede gördük? Çatı dava, yani Akıncılar davasında gördük. Bütün sanıklar, asker sanıklar, asker üniforması giymiş teröristler diyelim, hala yargılanıyorlar. Kemal Batmaz'ı ve diğer sivil imamları koruyan bir stratejiyle yürüyorlardı. O yüzden sivil imamlık kurumu, bunların kendi içinde oluşturduğu kurum, o FETÖ'ye giden hiyerarşinin köprüsü olduğu için, bağı olduğu için bunu da yine yok sayıyorlar. Dediğiniz manada yeni bir tehdit eksenli bir beklenti var mı? Belki darbe değil ama bir başka şekilde Erdoğan'ın bertaraf edildiği, Türkiye'nin yine FETÖ'nün bir biçimde yörüngesine girdiği bir Türkiye'yi hayal ediyorlar. Çok da ütopikler, çok da aslında yani zaten bu işe kalkışmaları da o açıdan enteresan bir şey. O kadar kendilerine güveniyorlardı. Hala sürekli tabanını diri tutan bir şey var. Şimdi geçen hafta dikkat çekici bir gelişme oldu. Siz benden daha iyi takip etmişsinizdir. Amerika Birleşik Devletleri yine uyarı yaptı. Hani Türkiye turistleri gitmemesi yönünde bir uyarı yaptı. Dolayısıyla hakikaten şüphe çeken bir takım şeyler oluyor. Olmuyor değil. Bu anlamda da tepe isimler, yani bu örgütün tepe isimleri yakalanmadığı sürece en azından bu psikolojik üstünlük kırılamayacak yorumları biliyorsunuz hep yapılıyor. Ona ilişkin ne durumda veya da ne durumdayız? Elimiz güçleniyor. Yani iadeler noktasında bu davaların tabii üst mahkeme aşamaları da tamamlandıktan, kesinleştikten sonra tabii kesinleşmiş yargı hükümleri üzerinden diğer dosyalar, yani iade dosyaları Fethullah Gülen'den başlayarak güncellenecektir diye düşünüyorum. Bunlar hep şunu söylemişlerdi yıllardır, hatırlayalım Ece Hanım. Örgüt vesaire deniyordu ya, ne örgütü, mahkeme kararı yok, başka bir şey yok. Aslında bütün bu süreçlerde bir örgütün örgüt olarak tasnifi için devletin siyasi kararının olması gerekiyordu. Biz bunu nerede yaşadık? 17-25 Aralık sürecinden sonra Kırmızı Kitap dediğimiz işte Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne terör örgütü olarak girmesi bir milattı. Süreç ondan sonra işlemeye başladı. Şimdi mahkeme kararı çıktıktan sonra biz mahkemenizi tanımıyoruz diyecekler. Bunu hep yapacaklar ama iade dosyalarında da dediğim gibi yani Amerika'nın Gülen iadesinden başlayarak diğer bütün imamlarda, Kozanlı Ömer olsun, Mustafa Özcan olsun, Amerika'da bulunan, başka ülkelerde, Avrupa'da bulunan, bilhassa Almanya. Evet. En çok FETÖ'cülerin barındığı ülkelerden birisi. Adil Öksüz için de biliyorsunuz orası dillendirildi. Evet. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de iade dosyalarının onların siyasi kararını etkiler mi, o ayrı bahis ama sonuçta bizim hukuken bu dosyaları güncelleyeceğimiz muhakkak. Yani şunu da düşünelim, dışarıda imamlar var. Bunlar bir biçimde devir teslim, böyle halef-selef ilişkisinde. Mesela Kozanlı Ömer Şubat 2014 itibariyle yurt dışına giderken bir başkasına devrediyordu. Bilgisiyle, birikimiyle devrediyor. Ama ondan beri başka devirler oldu. Yani imam yenileyen, yeni imamlar üreten bir yapı da olduğu için onların iadesi süreci nasıl değiştirir çok onu kestiremiyorum açıkçası ama yani Amerika mesela kendi samimiyetini göstermek istiyorsa Fethullah Gülen dışında da pek çok imamı iade kararı alabilir, almıyor. Sonuçta ne kadar psikolojik açıdan kendilerini diri tutarlarsa tutsunlar. Aileleri, bakın şu örneklere ben şahit oldum. Duyuyorum, okuyorum, öğreniyorum ki son cümle olarak şu olsun. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapıyor. Oraya gireceğiz. Ferhat Ünlü belki çok kısa. Son cümle şu: aileler o kadar şey bir örgüt ki içeride konuşma eğiliminde olan sanıklara beni utandırma, konuşma, beni kendi mahallemde, FETÖ mahallesinde mahcup etme diye söyleyen kadınlar ve aileleri var sanıkların. Bu açıdan bu da örgüt olduğunun delili. Bu tavırlarını sürdürecekler ama hiçbir sonuç alamayacaklar. Ferhat Ünlü çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aydınlattığınız için.